Herkese merhabalar. Kanal Sütlü Mutfağı hepiniz hoş geldiniz. Bir süredir yoktum diye. Abla neredesin? Abla neredesin? Vallahi buradayım. Kolumdan bir rahatsızlık geçirdim. 6 ila 8 hafta arası aslında raporluyum. Ama gene de rahat durabiliyor muyum mutfağa girmeden? Tabii ki duramıyorum. Bugün mutfağa girdim uzun bir süreden sonra ve sizler için de harika tarifler çektim. Ne yaptık? Ezogelin çorbası yaptık. Harika bir esote yaptık. Patatesli ıspanaklı lezzetli bir gratin yaptık. Ve sütlü, irmikli, çikolatalı böyle aklınıza gelebilecek her lezzetin bulunduğu bir tatlı yaptım. Hadi bakalım size iyi seyirler, bize de hayırlı iftarlar. Şimdi harika bir irmik tatlısı yapacağız. Şöyle yarım su bardağı kadar irmiğim var. Ve yarım su bardağı irmiğimin üzerine bir çay bardağı şeker. Hatta şöyle 1,5 çay bardağı şeker koyacağız. Bir paket vanilyam var. Ve 750 ml sütüm var. Yaklaşık 3,5 4 su bardağı kadar yapacaktır. Hepsini koyuyorum. Hiç öyle ayrı ayrı hiçbir şey yapmıyoruz. Ve diyorum. Karıştıra karıştıra. Güzelce kıvam alana dek sütlü irmik tatlımı pişireceğim. Zaten bir süre sonra kıvam almaya başlayacaktır. Aşırı basit, aşırı kolay ve çok lezzetli bir tatlı. Canlar bakın. Kıvamı şu şekilde gayet kıvam aldı. Ben azıcık lezzet versin işte şöyle bir parça beyaz çikolata atacağım. Yani beyaz çikolatayı bu arada atmak zorunda değilsiniz ama gerçekten böyle güzel lezzet veriyor. Rengi de gayet güzel. Yani ortalama bir 60-70 gram kadar yani bir paket beyaz çikolata atabilirsiniz içine. Hem daha çabuk donmasını sağlayacaktır. Hem böyle keserken daha bir kolaylık verecektir. Daha katı olacaktır çünkü tatlınız. Hem de lezzet verecektir. Güzel bir karıştıralım. Erisin o beyaz çikolata içinde. Bravo bize. Muhteşemiz biz. Hepimiz muhteşemiz. Harika bir şekilde tatlımızı karıştırdık. Şimdi bir tane böyle kare bir kabım var. Bilirsiniz. Ne isterseniz ama ıslatın mutlaka. İçine dökelim. Buzdolabında tatlımızı soğutuyoruz. Ya şimdi çorbamızı ocağa koymak istiyorum. Harika bir ezogelin çorbası yapacağız. Bunun için şöyle biraz sıvı yağım var. Göremedim. Şöyle bir 2-3 yemek kaşığı kadar bir sıvı yağımızı koyalım. Üzerine bir tane orta böl soğan ve 2 diş sarımsak. Küçük küçük doğramıştım onları. İlave edelim. Güzelce bir kavuralım. Güzelce bir kavuralım canlar şöyle. Pembeleşsinler. Canlar kavrulan soğanlarımızın üzerine bir su bardağı yıkadığımız kırmızı mercimeğimizi ilave ediyoruz. Gerçekten ezogelin çorbası benim en sevdiğim çorbalardan biri. Hem besleyici hem çok lezzetli. Üzerine bir Türk kahvesi fincanı bulgur. Ben biraz büyük bulgur tercih ettim. Sizin evde ne varsa. Ve yarım Türk kahvesi pirincim var. Ve önemli burada. Bir su bardağı pirinç, bir Türk kahvesi bulgur, yarım Türk kahvesi pirincimizi ilave ettik. Şöyle bir güzel karıştıralım birazcık. Oh misler misler. Hemen tuzumu ve karabiberimi ilave etmek istiyorum. Biraz. Şöyle. Biraz da böyle kavrulsun. Çok diyeceğim. Böyle hani birkaç kaşık karıştırmamız yeterli. Döktüm bütün mutfağı. Şöyle birkaç taşım şöyle karıştıralım. Malzemeler birbirine geçsin. İlave edeceğim. Şöyle 3. Şöyle 4. Toplam 7 su bardağı suyu koydum. Tencerenin ağzını kapatıyorum. Ve orta ateşte bütün hepsi yumuşayana kadar pişiriyorum. Canlar şimdi çorbama harika bir meyhane yapacağım. Bunun için şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar bir tereyağımı eritiyorum. Erisin orada. 2 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Azıcık da şöyle unumu bir kavuruyorum tereyağıyla. Misler, 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 misler. Ve üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave edelim. Biraz biber salçası da koyabilirsiniz eğer seviyorsanız. Azıcık da onu kavuracağım. Çok lezzetli bir ezogelin çorbası yapacağız. Aslında ezogelin tarifi de böyle fixtir yani. Hani böyle çok değişik bir şey yok içinde ama
Yine de benim tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Şimdi içine biraz nanem var. Biraz pul biberim var. Aman dikkat, pul biber çok acıysa çok dökmeyin. Ve 2 su bardağı suyum var. Şöyle bir taşım kaynayana dek salçamı bir açayım. Çok lezzetli, çok güzel, harika bir çorba yapacağız. Bu arada yan tarafta da mercimeğim, bulgurum ve pirincim pişti. Şimdi bu kaynar kaynamalı, içine atacağım çorbamı. Bakın canlar, çorbam çok güzel bir şekilde kaynadı. Şimdi yan tarafta yaptığım meyhanemi çorbamın içine usulca döküyorum. Oy, çok güzel oldu valla. Şimdi bir taşım da böyle kaynasın. Çorbamız servise hazır hale geldi bile. Biraz da böyle kaynasın azıcık, bir iki taşım. Mis, misler gibi oldu valla. Ellerimize sağlık. Kıvamı, her şeyi yerinde. Canlar, efsane bir greten tarifim var. Yani eminim ki hepiniz patatesli, başka sebzeli, güzel güzel gratenler yapmışsınızdır. Ama benim greten tarifim hiçbir yerde yok. Harika gerçekten. Çok bu 3 tane sebze kullanacağım. Özellikle taze soğanı mutlaka gratende kullanın. Efsane oluyor. Şimdi ne yapacağız? Patateslerimi şöyle bir doğrayalım. Ne kalın ne de çok ince. Azıcık şöyle ağza gelsin yani, değil mi? Çok ince ince doğramayın. Şu kalınlık benim için idealdir. Bütün patateslerimi bu şekilde doğrayacağım. Patateslerimi doğradım. Şimdi yeşil soğanlarımı doğruyorum. Benimki bayağı büyük bir yeşil soğan. Büyük değil de kalınmış biraz. Şöyle. Güzel güzel bir doğrayalım. Ve ıspanağım var canlar. 2 avuç kadar. Biraz az önce doğramıştım. Şimdi birazını da böyle sizlerle beraber doğramak istiyorum. Şöyle. Evet. Çok onları da küçük küçük yapmıyoruz. Zaten ne kadar canı var ıspanağın. Şimdi bunların hepsini dolduracağım bir kaba. Hemen üzerine baharatlıklarımı başlıyorum. Şöyle 2 çay kaşığı kadar tuzum var. Malum patates tuzu sever. Daha sonra biraz kekik, biraz nane, biraz pul biber ve biraz karabiberim var. Bütün baharatlarımın ve sebzelerimin üzerine bir paket kremamı ilave ediyorum. Eğer kremanız yoksa beşamel sosla yapıp üzerine dökebilirsiniz. O da daha güzel olacaktır. Şimdi bir kaşık yardımıyla da karıştırabilirsiniz ama elimizde daha iyi olacak. Şöyle elimle güzelce bütün malzemelerimi bir karıştıracağım. Soslar birbirine geçsin. Krema birbirine geçsin. Hepsine bir güzel bulansın istiyorum. Öyle yağlama efendim, hiçbir şeye gerek yok. Şimdi hepsini bir fırın kabına yapıyorum. Aslında hepsini tek bir kapta da yapabilirdik yani. Bakmayın böyle ben 2 tane kap kirlettiğime. Bir kaşık yardımıyla biraz böyle yayalım. Merak etmeyin, hepsi pişecek. Hem de öyle güzel pişecek ki. Öyle lezzetli olacak ki. Anlatamam. Önceden ısıttığım 180 derece fırınıma gratenimi yolluyorum canlar. Canlar, harika bir esote yapacağız. Şöyle bir tane büyük boylu soğanımı pisler doğrayıcımdan geçireceğim. Üzerine çektiğimiz soğanlarımı dökelim. Biraz yağ koyuyorum soğanlarımın üzerine. Ve soğanlarımı ocağımda soteliyorum. Canlar, biberlerimizi ilave ediyoruz. 2 tane köy biberi, 1 tane kırmızı biber. Onu da soteliyorum güzelce. Ben içine 1 kilo kuşbaşını ilave ediyorum. Şimdi bunu da bir soteleyeceğim. Tuzumuzu koyacağız. Azıcık salça koyacağız. Mis gibi pişireceğiz. Canlar, ben çabuk boşluğu düdüklü de yapacağım ama siz tabii ki normal tencerede de yapabilirsiniz.
aynı sıralamayla. Azıcık renk versin diye canlar. Esrotum içine şöyle kolca bir yemek kaşığı salça atıyorum. Biraz da salçamı etlerimle kavuracağım. Güzelce kavurulacağını etlerimiz. İçine tuz, karabiber, pul biber ve kekik ilave ediyorum. Ve içine bir çay bardağı suyumu koyup artık düdüklümü kapatacağım. Düdüklümüzü kapattık ve şimdi artık pişmeye bırakıyoruz. Canlar bakın çok güzel pişti. Şimdi üzerine artık biraz böyle şey dökeceğiz. Kaşar peyniri dökeceğiz. Bu evimde de bir rendem yok. Güzel böyle parmesan peynir rendesiyle rendeledim. Biraz topu topu oldular ama neyse olsun. Ve canlar şimdi gratenimi tekrar fırına veriyorum ve kaşarları eriyene dek pişiriyorum. Canlar hemen bir sos yapıyorum irmik tatlımın üzerine. 1,5 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı su. Hepsini karıştıracağım. Ocağı alacağım. Şöyle bir hafif bir kıvam alacak. Böyle çok da kıvam olmayacak. Sonuçta bir sos yapıyoruz. Dökülebilir olması gerekiyor. Böyle hep bütün malzemeler karışıp bir iki tık kaynayana dek pişireceğiz. Canlar tatlımızı istediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Ama ben genelde şöyle 9'a bölüyorum. Tam böyle güzel oluyor yani bu borcam için. Ben bakın muhteşem sosumdan üzerine şöyle dilimledikten sonra döküyorum ki o dilim aralarına da geçsin o muhteşem çikolata. Böyle sıcak sıcak da dilimi aslında alıp tabağa bu şekilde servis edebilirsiniz. Ama ben şimdi şöyle yapacağım. Soslayacağım. Biraz daha buzdolabında tutacağım. Azıcık böyle sosu da bir donsun istiyorum. Servise hazır hale gelecek. Çok güzel oldu valla. Belli zaten yerleri. Ay çok güzel olmadı mı ya? Hadi ama söyleyin, itiraf edin. İrmikli çikolatalı tatlı kim sevmez ki? Bol Antep fıstığı da var üzerinde. Şuna bak, şuna bak ya. Bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Yani böyle şapka çıkarmak istiyorum. Şu lezzetin, şu güzelliğin, şu görüntünün karşısında canlar. Şimdi bir sabak alalım. Hemen. Şöyle. Oy 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 bakar mısınız? Of çok güzel. Yani herhangi bir et yemeğinin yanına yapabilirsiniz. Tavuk yemeğinin yanına yapabilirsiniz. Bence tek başına bile bir harika lezzet. Hatta sonra bile yapabilirsiniz. Çok güzel oldu ya. Muhteşem. Nasıl güzel piştiğini göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Etlerim lokum gibi oldu canlar düdüklü tencerede. Mutlaka tavsiye ediyorum. Vallahi şahane oldu.